Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl Adanalı, efendim kendi ifadesiyle biyografisine baktım, ben Adanalıyım diyor. Doğup büyüdüğü yer, doğduğu yer bir başka yer olabilir ama o kendini Adanalı olarak ifade ediyor. Pırıl pırıl bir Adanalıyla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama, cevaplar aramak için buradayız efendim. Efendim artık bütün dünyadan izleniyoruz. Uydu frekansımızın numarası, eğer becerebilirsem, 11.096 30.000 dikey. 11.096
30 bin dikeyden bize ekrandan ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.akdenistürktelevizyonu.com ya da Facebook ya da Twitter hesaplarımızdan da bize her türlü eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Ben hakaret de olsa kabul ederim ama konuğuma asla ve kat'a toz kondurmam, onu bilesiniz. Program başlıyor. Bir batılı ilim adamı diyor ki, oradan gireceğim. Bugün insanlık teknolojik olarak gökte koloniler kurma noktasına gelmiş olmalarına rağmen insana ait ilimler açısından en karanlık dönemini yaşıyor. Bunca efendim muhteşem bir gelişme ama bunca da insani olarak erizyon. İşte tam da bu konunun uzmanı bir değerli dostum. Burada hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, sizlere sormalı. Hayat bütün güzelliğiyle devam ediyor diyorum ama inanmadığım halde bunu diyorum. Çünkü güzel gören güzel düşünür Orhan abi. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu güzel programa, bu sıcak günde bizi davet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Aynı zamanda her şeyi güzel görmek Allah'ın bizden istediği şeydir. Evet. Siz nasıl görürseniz hayat odur. Çok güzel. Bir olay anlatılır. Peygamber aleyhisselam arkadaşlarıyla yolculuk yaparken bir hayvan leşi görürler. Hepsi burnunu kapatır. Gözünü çevirir geçerken. Peygamber aleyhisselam durur, ona bakar. Arkadaşlarına döner, der ki, görüyor musunuz dişleri ne kadar düzgün ve beyaz. Evet. Orada bile bir güzellik görür. Demek ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu temel prensipler her insan için, efendim tümel ifade kullanalım, elzemdir. Efendim Orhan Göktaş bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla, performansıyla, insan yanıyla, bütün bunlar bana özgü ifadeler, kim nasıl anlarsa anlasın, gönüllere yürüyen bir güzel insan, bir dünyalı insan. Biraz önce söylediğim efendim o insani soruyu ona sormak istiyorum. Evet abi, insan bunca performans kat ediyor ama kendine ait ilimler noktasında da geriliyor. Bunu tetikleyen sebep ne? Buyurun efendim. Modernizm insanı yalnızlaştırıyor. Tüketim toplumu, hükmetme duygusu, insanın hakikat arayışını başka mecralara sürüklüyor. Yani insan hakikat arayışı içerisinde olursa doğal şeylerden, ufak şeylerden mutlu olabilir. Evet. Ama hakikati başka yerlerde arayınca sahip olma duygusu insanı birçok gelişmelere uğratmasına rağmen mutlu etmiyor. Mutlu olmayan insan da arayışına devam ediyor. Yani teknolojik gelişmeler, dünyevi varlıklar, sahip olunan değerler hep mutluluk arayışının ifadeleri, arayışın ifadeleri daha doğrusu. İnsanda iki duygu vardır Yüksel Bey. Bu iki duygu terbiye edilmediği sürece tatmin edilemez. Bunların nedir en efendim, önemlisi o iki duygu? Birisi sahip olma duygusu. Evet. Yani insanların dünyaya bakışına göre kimisi mevki makama sahip olmak ister. Hedeflediği makama gelir ama tatmin olmaz. Başka bir makam ister. O duygusunu tatmin etmediği sürece, elindekinden yetinmediği sürece, elindekini muhafaza etmeyi bilmediği sürece daha üst bir makam ister. Yani gelir örneğin bir ülkenin cumhurbaşkanı olur, gözünü başka bir ülkenin topraklarına ve hakimiyetine diker. Dünyaya hakim olur, uzaya diker bu sefer. Doyumsuz bir şey olur. Var yani. Evet. Tabii. Yani illa o duyguyu terbiye etmesi lazım, elindekine yetinmesi lazım, mutlu olmasını bilmesi lazım, paylaşmasını bilmesi lazım. O zaman Bediüzzaman Said'in Nursi'nin şu tümcesi tam da buraya oturur belki. Her şeyi maddede arayanların kalpleri gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Evet. Demek ki iki kanat lazım efendim, iki kol lazım. Maddi ve manevi şeyi disiplinize edebilmek. Aynen, aynen. Yani şöyle, insan iki boyutlu bir varlıktır zaten. Yani insan çamurdan yaratılmıştır. Bizim bir yanımız çamurdur. Evet. Bir yanımız da ruhtur. Ruh ulvidir, yücedir. Evet. Allah'tandır.
İnsanın bir tarafı tanrısaldır. Çünkü Allah tarafından üflenmiş bir ruhtur. Siz tanrısal tarafı, fizik ötesi tarafı köreltirseniz, görmezseniz, sadece çamur tarafını güçlendirmeye, değerli kılmaya çalışırsanız çamurlaşırsınız. Çamurlaşan insanın da durumu ortada. Kesinlikle zaten bunu kitapta çok net belirtir Kur'an-ı Mubin. Fe'elhemehe fücuraha ve takvahe diye. Yani takva ve fücur, yani kötülük ve iyilik potansiyel olarak her insanın içinde bir öz olarak vardır. Hatta virüs olarak vardır. Virüs demek ne derece doğru ama yani vardır. Beyefendinin de ifadesiyle önemli olan bunları disiplinize etmektir. Evet, şimdi sevgili kardeşimin Facebook sayfasından kandil mesajı çok hoşuma gitti. Bir dua moduyla onunla başlamak istiyorum. Güzel ahlakı tamamlayan barış, adalet ve rahmet peygamberine layık eyle ya Rab demiş. Muhteşem bir dua gerçekten. Peki biz o güzel ahlakı tamamlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakikaten Kur'an ölçeğinde gereği gibi anlayabildik mi? Gelecek nesillere, neslimize onu tanıtabiliyor muyuz gerçekten gereği gibi? Yoksa ayağı yere basmayan, sadece kendi kandil gecelerinde bir tombala mantığıyla hatırladığımız, işte şefaat falan dediğimiz, ne derece kitabi o da tartışılır, göklerde uçup efendim gezen bir peygambere mi inanıyoruz? Madem böyle bir dua var, bunu da soralım. Hazreti Muhammed'i dünya insanlık ailesi gereği gibi tanıyabildi mi, tanıyabildik mi? Buyurun. Evet, maalesef çok net bir ifadeyle tanıyamadık. Tanıma gibi bir derdimizin olduğunu da çok düşünmüyorum şu anda. Belki bireysel bazda bir kısım insanlarda bu vardır ama dünya insanlık alemi olarak, özellikle Müslümanlık alemi olarak Hazreti Muhammed'den gittikçe uzaklaştık. Şu anda da çok uzaktayız. Hazreti Peygamber'le ilgili Kur'an'da bir tabir var. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Sende güzel bir ahlak var. Evet. Tabiri var ve kendi sözüyle de ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Evet. Hazreti Muhammed İslam inancına göre vahyin son halkasıdır. Demek ki vahiy güzel ahlak demektir. Hazreti Peygamber güzel ahlakı tamamladığına göre, vahiy de tamamlamış olduğuna göre demek ki vahiy güzel ahlaktır. Ahlak kavramı bizde anlam kaymasına uğramış, uğratılmış ya da ahlak deyince biz edep anlıyoruz. Yani bir, çok af buyurun, kız çocuğu biraz açık saçık giyindi mi ahlaksız diyoruz. Evet, addediyoruz maalesef. Birisi küfürbaz konuştuğu zaman ahlaksız diyoruz. Bunların ahlakla bir ahlaki kavramla alakası yok. Ahlak evrensel değerlerdir. Muhteşem. Yani erdemdir, onurdur, ondan sonra yardımlaşmadır, dayanışmadır, işte hak yememektir, hakkaniyetli sahibi olmaktır vesaire. Yani insani değerlerin Allah tarafından insanın özüne vermiş olduğu fıtrattır ahlak. Zaten halak kökünden gelir. Evet, yaratılma ahlak kökünden doğru. Gelir. Kesinlikle. Tabii. Yani Hazreti Muhammed'i anlamak demek aslında insan anlamak demek. Muhteşem. Ben hemen ilave edeyim. Bugün birlikte sohbet ediyoruz. Biraz da böyle insan, ahlak, edep ağırlıklı olacaktır sanırım bugün sohbet. 21 Taksim 107 ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'den bir referans. Enbiya suresinin 107. ayeti. Estaizu billah ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Seni bütün alemlere, bakın böceğe, sineğe, kainata, efendim Rusya'ya, Amerika'ya, İsrail'e ama bütün evrenlere rahmet olarak gönderdik. Bunun bizi götüreceği sonuç şudur. Onun şapkası, efendim külahı, giyimi, kuşamı değil efendim rahmet olan. Rahmet olan onun da bağlı olduğu evrensel temel vahyin ilkeleridir. Fıtratın, doğallığın ilkeleridir. İşte tam da bu bağlamda efendim sevgili kardeşimden iktibas ediyorum. Bende bir numara yok. Hıyarın teki olduğumu bütün dünya bilir. Başkalarının sermayesini kullanıyorum. Şimdi Facebook sayfasında diyor ki zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Yunus'tan iktibas etmiş sevgili Orhan Göktaş. Açalım bunu biraz beyefendi. Zulüm ile abad olanın akıbeti neden berbat olur? Şimdi burada tabii zulüm kavramı önemli. Yani zulüm nedir?
Bu da maalesef bizde yine anlam kaymasına uğramış. Şimdi bizim kültürümüz, geleneğimiz, dinimiz muhafaza edilmedi. Yani Kur'an muhafaza edildi Allah tarafından garantilerle ama kullandığımız kavramlar, Kur'an'ı ifadeler anlam kaymalarına uğradı. Maalesef, evet. Yani zulüm de bu kavramlardan birisi. Aynen. Zulüm aynen. Hakikatin tersidir. Yani aynen. eşyanın olması gereken yerde olmaması zulümdür. Evet, müthiş, güzel. Şimdi zulüm ile abad olan ne demek? Yapmaması gereken işleri yaparak yükselen kişi demek. Evet. Yükselen değer demek. Sahip olunan, nasıl sahip olunan? Hakkaniyetsizce sahip olunan. Doğru olmayan yollarla sahip olunan. Bu konuda abad olan insanların sonu berbat olur. Niye sonu berbat olur? Çünkü biz ahirete inanırız. Evet. Bu dünyada berbat olmazsa bile öbür dünyada mutlaka onun hesabını verir. Evet. Evet, sevgili Orhan Göktaş'ın sermayesini tüketmeye devam edeceğim. Facebook sayfasında yazılı bir tümcenin altında imzası varsa, onu o yazmışsa sonuçlarına da katlanacak. Hepimiz için geçerli bu. İsrail'e özür diletme şerefine erişmiş ilk devlet olduk diye bir paylaşımı var. Başkan Ahmet Davutoğlu, efendim Başbakan Ömer Çelik biz dostuz demişti. Bu işte bir iş var ama anlamadım diyor ve yine benzeri bir mesajında Facebook sayfasında İsrail bizim dostumuzdur cümlesini başka biri deseydi ne hainliği kalırdı ne satılmıştı. İslam adalet dini, Müslüman da adil kişi değil miydi diye sorgulamalı bir tümce kullanmış. Ben de bunu derin derin düşündüm ama bir neticeye gidemedim. Orhan Göktaş'a soruyorum abi. Evet. Nedir bu seni derin derin düşündüren bu olay ve paylaşma gereği duyduğun? Buyurun efendim. Evet. Şimdi tabii işte zulüm, hakikat kavramlarının üzerine çok güzel bir soru bu. Estağfurullah efendim. Şimdi Siyonizm diye bir düşünce var. Yani Siyonizm evet. Düşüncesi tam da zulmü üreten temel düşünce. Niye zulmü üreten temel düşünce? Çünkü ırkçılık düşüncesi, evet. Fanatizm düşüncesi, üstün ırk düşüncesi başlı başına bir zulümdür. Bütün insanlar Allah tarafından eşit ve özgür yaratılmıştır. Hiçbir toplum, hiçbir insan öbür toplumdan öbür insandan üstün değildir, olamaz. Üstünlük insanla Allah arasında takva evet. kavramıyla geçerlidir. Kimin muttaki olduğunu da Allah bilir, ben bilemem onu. Çünkü evet. takva kavramı, muttaki kavramı Allah'la kul arasındaki bir ilişki biçimidir. Şimdi Siyonizm dediğimiz olay şu. Yahudi inancında bir inanç bu. Yahudi dininde evet. demiyorum. Yahudilerin içerisinde bir inanç. Yahudi halkı üstün halktır, üstün toplumdur. Diğer insanlar onların kölesidir. Aynen öyle. Ve evet, o mantık. Arz-ı mevut dedikleri, evet, vaat edilmiş topraklar, Dicle ile Fırat arasındaki topraklar bizim topraklarımızdır. Burada yaşayanlar bizim kölemiz olmak zorundadır. Düşüncesiyle gelip kadim olan, dünyanın en eski toprakları olan, bütün insanların, bütün dinlerin ortak kutsalı olan Kudüs'ü işgal ettiler. Filistin topraklarını işgal ettiler. Emperyalistlerin desteğiyle orada yaşayan halkı öldürmeyle, baskıyla, zulümle yok edip oraya kondular. Ve şu anda dünyanın en mağdur toplumu Filistin toplumu. 1,5 milyon insan çok az bir toprak parçasına sıkışmış durumda. Evet. Orada sürekli abluka altında, ekmek dahil, ilaç dahil bütün insani ihtiyaçları kısıtlanmış durumda. Sürekli şiddetle dünyanın en güçlü, en gelişmiş askeri ordusuyla baş başa. Şimdi tam burada Türk toplumu o yüce değerlerine sahip çıkarak Mavi Marmara diye bir gemi çıkarttı. Buradaki amaç İsrail'e olan ablukayı kırmaktı. Bunu Türk toplumu tek başına çıkartmadı. Dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerle beraber, İngiltere'den tutun, diğer Fransa'ya, bilmem başka ülkelere kadar, aktivistlerle beraber Mavi Marmara gemisini yola çıkarttı. Sivil bir gemi, bütün dünyaya açık bir gemi, basınına açık, içinde gazeteciler var, içinde Yahudi hahamlar var, Hristiyan din adamları var,
Bizim genel başkanımız Ahmet Faruk Ünsal Bey de vardı orada. Bu gemiyi İsrail karasularında durdurdu. İsrail kendi karasularında değil, uluslararası sularda durdurdu ve burada bizim 9 vatandaşımızı şehit etti. Onlardan birisi de Adana'nın uluslararası dünya şampiyonu Allah rahmet tekvandocusu eylesin, evet. Çetin Topçuoğlu'ydu. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti 9 vatandaşını haksız ve hukuksuz bir şekilde uluslararası sularda öldüren bir devlete karşı bir tavır koymuştu. Evet. Bu da bizi mutlu etmişti. Niye? Çünkü kendi vatandaşını korumak zorunda. Ayrıca oradaki Filistinli kardeşlerin de üzerindeki ablukayı kaldırmak için bir çaba harcamak zorunda. Son dönemlerde bu uluslararası ilişkiler, işte Rusya ile olan ilişkiler, Suriye meselesi, Türkiye'nin bu anlamda köşeye sıkıştırılması durumlarında bir devlet refleksiyle İsrail ile tekrar arayı düzeltme, hiçbir şey yokmuş gibi, onlar bizim dostumuzdur gibi bir cümle kurdu Sayın Ömer Çelik Bey. Ama Sayın Ömer Çelik'i bağlayan bir şey değil bu yalnız. Yani Sayın Ömer Çelik, Çelik sözcü orada. Tabii parti sözcüsü. Evet, parti sözcüsü. Yani Ömer Çelik bireysel olarak Ömer tırnak içerisinde Ömer Çelik olarak bu sözü söylemiş olsa bunu herkes söyleyebilir. Tabii, kesinlikle. Tabii, bu da bir sıkıntı olmadı ama kurumsal bir kurumsal olarak, karar bu tavır. Arkasından Ahmet Davutoğlu da çıkıp böyle bir cümle kullandı. Yani ben de o şeyde onu paylaştım. Yani partinin sözcüsü İsrail bizim dostumuzdur diyor ama Ahmet Davutoğlu da bunun tam zıttı bir cümleyle başbakan konuşunca bu işte bir iş var. Biz de anlayamadık diye. Çünkü Ahmet Davutoğlu İsrail'e özür dileten tek devlet olduk diye bir şeyde bulundu. Evet. Çıkışta bulundu. Bizim gönlümüz tabii ki İsrail toplumu, Yahudi halkıyla bizim bir sorunumuz olamaz. Olmamalıdır zaten. Evet. Ama bir zulüm düzeni, bir zulüm rejimi, bir zulüm devleti, bir terör devletinin Türk halkıyla dost olması diye bir şey söz konusu değildir. Biz terörle dost olamayız. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim şu an bizi Adıyaman Kahda'dan izleyen, efendim o Güneydoğu'nun ezilmişliğinin, hor görülmüşlüğünün, garipliğinin, fakirliğinin Kahta'daki temsilcisi, birkaç gün sonra da Akdeniz Türk Televizyonu'nda bir programları başlayacak. Doğu'nun incisi programının da yapım sunucusu adayı olan Mehmet Tevfik Parlak bizi izliyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz Kahta'ya, şahsında tüm Doğu'ya. Doğu Batı kavramını burada mecburen kullandığımı bilin. Yine bizi Kırıkhan'dan şu anda izleyen sevgili kardeşim şair Nizami Mert'e, Balıkesir'den Hayri Yıldızlı'ya, uyduya çıktık ya artık efendim, yani ilan da ettik, izleyicimiz çok. İstanbul'dan şu kitabın yazarı efendim Uğur Karaca Bey'e kitabını müsaadenle sevgili Orhan Göktaş'a hediye edeceğim. Sonra siz buluşur tanışırsınız efendim güzel eşi Hatice Karaca'ya, hukukçu. Efendim yine İstanbul'dan Gerçekler programının yapım ve sunucusu sevgili dostum Fatih Polat'a, Fatih hazırlan, İstanbul'dan hangarı tuttuk. Doğan grubundan kocaman bir hangar. Allah'ın izniyle İstanbul'dan bütün dünyaya o ekşin programlarımızı gerçekleştireceğiz. Haberin olsun. Sana ve eşin Sema'ya sevgiler kardeşim. Geliyoruz tekrar efendim konumuza. Şimdi sizin kendi genel başkanın Ahmet Faruk Ünsal Bey'e sorduğum bir soru var burada. Aynı soruyu sana soracağım abi. Buyur. Soruyu ona sorduğuna göre cevabını biliyorsun demektir. Hiç olmazsa kolayına kaçalım işin. AK Parti hükümetlerinin Kürt sorununa çözüm bağlamında bugüne kadar attığı ve atmadığı adımlar konusundaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgedeki mevcut koşullarla birlikte düşünüldüğünde yeni hükümetin bu konuda 2002 idealizmini yakalaması olasılığı var mı? Bu Orhan Göktaş'ın kendi genel başkanına, Mazlum Der genel başkanı Sayın Faruk Ünsal'a sorduğu soru. Ben de aynı soruyu kendisine soruyorum. Ben röportajı okudum, mükemmel. Orhan Göktaş çok şapkaları var. Ben onun ayrıntılarını dün yazdım ama efendim bilgisayarımın işte şeyi, onu size sunamadım ama müthiş bir biyografisi var. Onlara çok fazla girmeyelim. Egosentrik tavır olur belki. Evet abi, cevap.
Evet. Ben önce bir düzeltme yapayım Yüksel abi. O Estağfurullah. Soruları ben sormadım. O tabii yayın organının şeyleri ben paylaştım. Pardon. Özür dilerim. Ben sen yapmışın gibi anladım. Evet. Hakkını helal et. Evet. Ben paylaştım onu. Evet. Kusura bakma. Ben de Kahta'ya selam ileteyim. Diğer yerlere de selam ileteyim. Kırıkhan'a, İstanbul'a. Evet. Kahta'da ben 5 yıl çalıştım. İkinci memleketim. Beni bir kısım insanlar Kahtalı bilir. Öyle. Evet. Çok sorarlar Kahtalı mısın diye. Çok hoş. Kahta'da güzel günlerimiz geçti. Güzel bir insanların olduğu yer. Şimdi AK Parti hükümeti tabii önce şeyden ben baştan başlayayım. Çünkü önemli bir konu bu. Evet. Biraz önce dedik ki Allah bütün insanları eşit ve özgür yaratmıştır. Evet. Hiç kimsenin öbürüne bir üstünlüğü yoktur. Kesinlikle. Şimdi bizim Türkiye'de tabii Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer belki dünya devletlerinin birçoğunda olmayan bir özelliği var. Biz Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin sonunda kurulmuş olan bir devletiz. Ve farklı bir mantaliteyle kurulduk biz. Yani bizim evet. Osmanlı ve Selçuklu mantalitesi, dünyaya bakışı, hayata bakışı farklıydı. Devlete bakışı, insana bakışı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ninki farklı. Bu fark neden geliyor? Bana göre bu fark şuradan geliyor. Selçuklu ve Osmanlı dünyaya, hayata doğudan bakardı. İslami çerçeveden bakardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti batıdan baktı. Yani batılı bir mantıkla, batılı bir felsefeyle baktı. Batılı bir devlet formatında oluştu. Ulus devlet tabir evet. yerindeyse formatında oluştu. Dolayısıyla o dönemin şartlarında, o dönemin durumunda bir ulus devlet olabilmek için bir millete ihtiyacımız vardı. Tırnak içerisinde millet evet. söylüyorum. O günün, şartlarında bu anlam ve önemliydi. Tabii yani doğruydu evet. yanlış diye girmiyorum evet, ben. Evet, evet. Çok doğru. Tabii. Millet kavramı daha önce Müslüman milleti evet, eşittir, diye din anlamında kullanılırken rahmetli Akif de öyle kullanıyor tabii, zaten. Kur'an da böyle evet. kullanır. Evet. Milleti tabii, İbrahim tabii. der mesela. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde millet kavramı tırnak içerisinde misak-ı milli sınırları içerisinde olan işte bir bayrağa sahip olan evet. hangi ırktan olursa olsun bu topraklarda yaşayan bir ulus olan bu ulusun ismi de Türk olan evet, bir topluluk. Abi anladım. Çok özür bir tırnak içinde ben Almanya'da Türk'üm dediğim zaman eşittir Müslümansın anlamında anlıyor yabancılar. O kesin. O dünyanın ya. Şimdi birçok yerinde mesela Brezilya yani bu uzak Avrupa o bölgelerde hatta Avrupa'nın birçok yerinde Müslüman eşittir Türk. Aynen Türk öyle. Evet. Yani aynen bu bir, öyle. Bu bir realite tabii. Evet. Aynen. Maksim, ırkçılık anlamında değerlendirmiyor değil, tabii. Kesinlikle. Yani, tabii tabii. Yani İsmet Özel'in bu konuda bir mesela halen ısrarla yani Türklük bir kavim ismi değiller mesela İsmet Özel. Evet, müthiş. Müthiş evet. çok güzel. Ancak şimdi bu ulus devlet mantığıyla Türklük bir ulusa dönüştürüldü. Dönüştürüldü maalesef. Tabii. Evet. Aynen. Yani Turani bir kavim. Orta Asya'dan gelmiş. Güneş dil teorisiyle işte vesaire Ergenekon'dan çıkmış, gelmiş. Bir kavim, bir topluluk. Yani Türk başka bir şey, Çerkez başka bir şey, Kürt başka bir şeye dönüştürüldü. Dönüştürüldü, evet. Yani şu anda Türk deyince Turani bir kavim akla geliyor. Yani mesela ben Türkmenim diyorum mesela sorulduğu zaman. Neyse sen ben Türkmenim diyorum. Başka birisi ben Kürdüm diyor. Başka birisi ben Çerkezim diyor. Evet. Tam burada. Şimdi bir Çerkezin, bir Türk'ün sahip olmuş olduğu bütün haklara, yaratılıştan kaynaklanmış olan bütün haklara bir Kürt de sahip olmalıdır. Bir Çerkez de sahip olmalıdır. Buna kimse engelleyemez, engellememeli zaten. Kesinlikle canım. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde bu ulus devlet mantığıyla bir Türk ulusu oluşturma mantığıyla Kürt halkı İnkar edildi. Kürt diye bir şey yoktur. Evet. Bunların hepsi Türktür. Kürtçe diye bir dil yoktur. Bu Türkçenin dağ lehçesidir. İşte ben kendim okumamış olsam inanmıyordum buna. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yayınında okudum ben. Kürtler dağ Türkleridir. Karlara basarken kurt ses çıkarttıkları için onlara Kürt denilmiştir. Şeyini bizzat okudum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evet. yayınlarından bir eserde okudum bunu. Şimdi bir halka Allah tarafından verilmiş olan, yaratılıştan verilmiş olan tabii canım. Dilini, tabii dil, canım, kültürünü tabii canım. Ona vermek bir lütuf değildir. Kesinlikle. Olması gerekendir. İnsani bir temel haktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi tam burada yani bu hakkı elde edebilmek için
Kürtlerin içerisinden bir iddiayla, yani bu hakkı Kürt halkının temel haklarını elde etmek iddiasıyla silahlı bir mücadele başladı. Geçmişte de mücadeleler var. Yani Şeyh Said olayı var, Dersim olayı var vesaire. Onlar bu PKK'dan farklı. Evet. Talepleri de farklıdır. Şimdi yani şeye getiriyorum, spesifik sorduğunuz soruya. Şimdi AK Parti hükümeti Kürtlere bu silahlı mücadeleden vazgeçip haklarını vermek adına bir adım attı. Evet. Barış süreci. Bu çok aslında önemliydi. Çok da önemli bir süreçti. Çok mükemmeldi. İnşallah da tekrar o olur. Masanın etrafında toplanır, devam eder. Çünkü ben, anam, babam, bu ülkenin insanı bu acılardan abi bıktık, usandık. Artık dua etmeye başladık ama dua yerine bir şey yapalım. Kesinlikle. Şimdi benim belki biraz da iddialı bir söz olacak ama benim böyle bir iddiam var. Orta Doğu'da bir düzelme olacaksa, Orta Doğu'da tekrar yeniden bir medeniyet kurulacaksa bu medeniyet Kürtler tarafından kurulacak. Bu çok büyük bir iddia değil mi? Çok büyük bir iddia. Biraz da bana dokunuyor bu. Yani aynen. Bir burada Kürt-Türk meselesini değil. Asla gündeme kesinlikle. Ama yani bir konu net anlaşılsın diye. Anlaşılsın diye şuraya getireceğim işte. Evet. Bugün dikkat edin, Kürtlerin yaşadığı bölge tarihte mesela Kürt ırkçıları, Kürt halkının ırkçıları demeyeyim belki dokunur. Yani Kürtlerin haklarını savunma iddiasıyla yola çıkanlar diyeyim. Kürdistan bölgesinin dört parçaya bölündüğünü söylerler. Ve bunun da bir zulüm olduğunu söylerler. Bana göre bu bir rahmete dönüştürülebilir. Kürtler bugün bakın Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve İran'da yaşar. Evet. Eğer Kürtler kendi devletleri içerisinde, mesela Türkiye Kürtleri Türkiye ile. Kesinlikle. Irak Kürtleri Irak'la. İran Kürtleri İran'la. Suriye Kürtleri Suriye ile devlet bazında. Barışık bir şekilde haklarını talep edebilirse bu dört devleti tek vücut haline getirebilecek tek argüman. Müthiş, dehşet, anladım. Yani Kürtler Orta Doğu konjonktüründe bırakın siz öyle emperyal güçlerin dayatmalarını, bu misyonlarıyla çok büyük rol oynayabilirler. Katılıyorum ben buna. Evet. O zaman diyelim ki efendim, zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu bütün meydanlarda okuyor. Kendine ait değil ama abi adam şiir okumayı seviyor. Ben de şiir okuyan Cumhurbaşkanını seviyorum. Ne var bunda? Ama şiir okuması yönüyle seviyorum. Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek varmış şeriatte yeri? Küfür olur her şeyden önce kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e, Acem'in Çinli'ye yahut Kürd'e rüçhanı büyüklüğü mü varmış nerede? İslamiyet'te anasır yani unsurlar, parçalar, bölükler, mezhepler mi olurmuş? Ne gezer fikri kavmiyeti, ırkçılık fikrini telin ediyor Peygamber. Biz insan diyoruz ve insan merkezli olmaya devam edeceğiz. İnsan merkezli dedim de sevgili teknik yönetmenim, bir insani ders vardı. Hazır mı? Varsa onu hep beraber Orhan abiyle izleyelim. Bakalım nasıl bir mesaj alacağız. Buyurun Orhan abi. Oh.
Evet sevgili izleyiciler, tam da Mazlum Derin bir şube başkanı televizyonumuzu şereflendirmiş iken Mertçe Söyleşi'yi özellikle de böyle hayvan insan ilişkisinin mükemmelliğini, güzelliğini bir mesaj açısından sizinle paylaşmak istedim. Yani bir köpek bile bizimle anlaşmaya çalışırken bizim birbirimizi anlamamamız, birbirimizi öldürmemiz, efendim analarımızı ağlatmamız, çocukları efendim öldürmemiz ne derece insani, işte buna cevap arıyoruz efendim. Evet sevgili Orhan abi. Abi bu görüntülerin üzerine artık ne denilebilir? Hani bizim meşhur bir sözümüz var ya, insan kötülük yapınca hayvandan daha aşağı seviyeye evet. gelir. Yani insan hayvan seviyesine de olamaz. Ya daha aşağıdır ya daha yukarıdır. Şimdi biraz önceki konuya ben tekrar aslında orada kaldım. İstersen ben. oradan devam edelim. Bir reklama gidecekmişiz. Para her şeyi abi adeta böyle bıçak gibi kesiyor. Benim de yapacağım, senin de yapacağın bir şey yok. O çünkü da lazım. Ürünlerini bize teslim edenler onun görüntüsünü istiyorlar. Evet, yüce halkımızın birbirinden değerli el emeği, göz nuru ürünlerini izliyoruz. Reklamlardan sonra tekrar Orhan abiyi ayran derisi gibi ben dinlemeye devam edeceğim.